Birazdan izleyeceğiniz videoyu biz aslında depremden 3 gün önce falan çekmiştik galiba. Deprem günü yayın tarihimizdi ama deprem olunca yayınlamadık tabii ki de. Fırat'ın ailesi de orada. Hepimiz için çok kötü bir gün oldu. İzmir'e çok çok geçmiş olsun. Videoda zaten izleyeceksiniz. Fırat'ın kıyafetlerini bağışlıyorduk ama bu yaşanan durumdan dolayı İzmir'e bağışlamaya karar verdik. Ben İzmir depreminde sokakta yaşadım. Çok fazla şeye ihtiyaçları oluyor. Bu süreci siz de zaten internetten takip edebilirsiniz. Biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çok 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 geçmiş olsun diyorum bütün ülkemize ve İzmir'e. Videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü içeriğimi tek başıma yapıyorum. Dermişim. Ceyda çıksana. Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Şakalara bak, bak, bak. Şakaya bak. Bunlar benim kıyafetlerim. Kim bilir kaç senesinden kalma bunlar. Şimdi bunları ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Ben kullandıklarım ve giydiklerim... Zaten biliyorsunuz her video aynı şeyleri giyiyorum. Yani ben pek böyle bir kıyafet değiştiren bir insan değilim. O yüzden burada gerekli gereksiz hepsini ayıracağız. Onun sonra vereceğiz. Nereye veriyoruz? Sosyal sorumluluk projeleri var. Ya da ne bileyim işte internetten araştırıp bulabilirsiniz. Ben şeye veriyordum. Evet. Belediyelerden gelip alıyorlardı eskiden. Sosyal yardımlaşma merkezleri. Eve geliyorlardı. Poşetlerle veriyordum. Götürüyorlardı ama şimdi o kalkmış. Herkesin mahallesinde muhtarlıklara gidip bunlara nasıl verebilirim, ne yapabilirim diyorsunuz. Onlar sizi zaten yönlendiriyor. Çünkü sürekli değiştiği için çok net bir şey veremiyorum. İnternet sorun. Tamam. O zaman başlayalım. Sizin bozuldu mu? Hayır. Ben şimdi kışlık yazlık olarak ayıracağız ama onlara kullanmadıklarını da ayıracağız, tamam mı? Ben bir dönem kapsül dolap kullanıyordum. Bütün kıyafetlerimin hepsine ihtiyacı olanlara verdi. Sadece 4-5 tane tişört, işte 2 tane kot. Dolabımda böyle 30 parça falan maksimum kıyafet vardı. Sonra ne oldu? Baktım olmuyor. Yok, acayip faydaları oldu bana. Bir kere içine giyeceğim diye düşünmüyordum. Sürekli aynı şeyleri giydiğim için. Ben zaten kapsül dolap yaşıyorum. Heh, ama işte bunlar niye var? Evde bakın. Ben hoarder'sın. Fazlalıkları verdiğiniz zaman bu hayatta rahat edersiniz, beyniniz rahatlar. Fazlalık zarardır arkadaşlar. O yüzden hepsine verin gitsin. Fazlalıklardan kurtulalım. Şimdi Ceyda'cığım başlayalım. Bir, her zaman giydiğim montum. Mont giyersin. Montu giyerim. Bunu Eskişehir'e giderken almıştım. Bu var ya bak, incecik ama sıcacık tutuyor. Neden? İçinde böyle metal bir şeyler var. Bu güzel. Şimdi Ceyda, ben çok hızlı ilerliyorum. Evet, hızlı ilerliyorum. Hepsinin bir hikayesi var bende. Saçmalama, hepsinin hikayesini dinle. Hepsinin bende ayrı hikayeleri var. Tamam, bu kalsın. Bu çok güzel bir şey. Bak göreceksiniz video sonuna kadar, o kalsın, bu kalsın. Öyle değil işte bu. Güzel şeyleri de vereceksin. Önemli olan vermek. Bunu vereyim mi? Bunu yeni aldın bana. Tamam, bunu zaten giyeyim. Bu zaten çok güzel bir ceket. Bu da dursun. Ama böyle olmaz mı? Bunlar yere atılmaz. Ha, yazıktır ha. Şöyle alalım. Çok parça var anam. Ya bunları sen ömrün boyunca her gün bir tanesini giysen 51 yaşına gelirsin be. İşte böyle. Tamam, hepimiz aç gözlülük bu, aç gözlülük. Bu da kalıyor. Bu zaten tertemiz. Bunu hep ne giyiyorum. Kalıyor abi? Allah çok verir. Allah'ınızı seviyorsunuz, bir giyeyim arkadaşlar. Ya yandık ya. Vermeyecek hiçbir şey gene ya. Ceyda'cığım bu bırak. Çok güzel bir şey. Ceyda, bu depresyon ırkan. Ben bunu hiç giydiğini görmedim senin. Ne? Bak. Yavrum. Depresyon ırkan mı? Düzelim ırkan. Hayır, veriyoruz onu. Ceyda'cığım hatırla bakayım. Giymiş miyim, giymemiş miyim? Bak, evet Fırat, seni 4 yıldır kaç yıldır tanıyorsam bir bunu kere bu kalıyor. Hayır, veriyorum. Bu kalıyor. Veriyorum. Giyiyorum. Fırat giymedin. Fırat bak, böyle verilmez ama. Bebeğim vereceğim bak. Kapsül dolap böyle bir şey değil. Vereceğim. Giydiklerini de vereceksin. Parçıyor. Zaten 5 parça şey giyiyorum. Bu kalıyor. E ne zaman giydin bu gömleği? Saçmalama Ceyda. Abi size yemin ediyorum her sene şunu çıkartıyoruz, ütülüyoruz, kaldırıyoruz. Fırat sen hiçbir şey vermiyorsun ama. Bunu veriyorum. Güzel bir gömlek. Bu, ha, bu kalsın şimdi. Bu anı bu ya. Ya ne anı ya? Ne zaman anı bak, ya? Savaşı izle, bölümleri YouTube'da var hepsi. Bak şurada tişört. Bunu bize kim verdi ya bunu? Ya kendileri yapmışlar şeyde. Ya bu birine gitse adam demeyecek mi? Bu ne biçim tişört diye şimdi. Pijama dursun. Pijama her zaman giyiyoruz. Fırat XX large mısın sen? Bu ne Fırat, sen bu değilsin. Bu verilmez bu arada. Çok neden? Tamam. Sonuçta her öne çöpe atmıyoruz. Birilerine giysin diye veriyoruz. Bu tişört kalıyor, giyiyorum. Zaten videolardan da biliyorsunuz. Bunu hiç açmamışız henüz. İşte o kadar çok şey var ki görmüyorum bile ne olduğunu. Çünkü sen almışsın bunu. Bu kalsın, eşofman kalsın. Bu ne? Tamam. Ver. Bak ver. Çatır çatır ver hepsini. Çatır çatır ver hepsini, daha bir tane ver. Bunu atalım, bu yırtıktı bu. Evet, at. At onu. Attım. Aa bak, böyle bir tişört ben sana bunu almıştım, hatırladınız mı bunu? Ha, onu ver o zaman, tamam. Fırat giymedin hiç bir kere bile. Ben sana yenisini aldım. Aşkım alırım. Bulamıyorum işte bak. Çok kalabalık olduğu için ne giyeceğimi bilemiyorum. Bak bunu vereyim mi? Verdim. Çok güzel bir şey. Bunu verme. Bak. Bu bak, bunu sen varlığından haberin yok. Güzelmiş Ceyda. Aha. Bu da verildi. Kot. Bakayım. Kız bu güzel kotmuş. Her şeyi beğeniyorsun Fırat. Beğendik de aldık. Bu ne? Bu benim mi? Aa çok güzel. Bu? He? Bunu giyiyorum ya. Yazar mısın aşkına? Her videoda aynı şey giymiyor. Bu da giyiliyor. Bu giyiliyor bak. Bu giyiliyor. Ya bu nasıl bir şey, kıyafet çıkarıp dolabın içine atmak ya? Bunu verelim mi? Verelim. Dolu şey gibi. Ben bunu giymem. Bu senin. Aa hayır ya, beyaz gömlek senin. Böyle bir şey var. Hiç giymemişsin. Haber versene aldığını. Sen aldın. Bunu alıyorum. Giyerim bunu. Çok güzel. Beyaz bir gömlek temiz. Bunu da ver. O benim değil çünkü. Benim böyle bir gömleğim yoktur. Bu ne? Bunu da ver. Bir kere giymişim. Allah kahretsin, ne güzel şeylerim varmış. Ben hep bir yere giderken bir şey arıyorum ya. İşte bu yüzden arıyorum. Bu ne? Şoförün altında bu. Sen niye giymiyorsun
ya? Alıştın. İşte bulamıyorum aşkım. Çok kalabalık. Bana bir dolap verdi. Kendine oda aldı. Bana bir tane iki kapılı dolap verdi. Bunların hepsi iki kapılı dolapta duruyor. Kendinin odası var. Benim yarısı kadar eşyası var. Şey ben nasıl bulabilirim? Çok konuşuyorsun. Bu arada mesela canınız yeni bir şeyler almak isteyebilir. Kapsül dolap yapmak isteyebilirsiniz. Ben mesela şöyle yapıyorum. Aldım diyelim ki yeni bir şeyler. Hemen bir öncekileri yine bağışlıyorum. Yani böyle bir ha ne oluyor ya tişört? O kalsın. O hatıra. Anladım. Ho ho ho. Bu ne ya? Bu ne peki? Bunu veriyorum. Veriyorsun. Veriyorum. Bu senin değil ki zaten. Abimin burada kalmış. Saftirik. Bu güzel bir şey. İçindeki de iyi. Bunu kalsın. Sonra bak kalanların içerisinden yine ayıracağım. Merak etme. Oh hiç giyilmemiş bir çorap çıktı. Ben bu hiç giyilmemiş. Bunu da vereceğim. Yepyeniş. Ne? Bunları da verdim. Aa, abi ne güzel şeylerim var. Ben bir sürü şey arıyorum. Bu benim mi ya? Fırat senin ya. Benim bu ha. Şu gömlek. Ver. Bu pantolonun ne? Ömründe ne? Bu pantolonu ver canım ver. Bir tane mavi bir tane yeşil gömlek tuttum. En son Fırat'ın tuttuklarına bakın Allah aşkına. Bunu da veriyorum. Al. Oo güzel gömlekler. Güzel şeyler oldu. Hadi bakalım. Bu iki gömleği de veriyorum. Bu tişörtü veriyorum. O kalsın. O benim en sevdiğim gömleğim. Ay. İçindeki de öyle. Allah aşkına şunu hele hiç giymedin. Öyle bir şey kalmayacak. Ne diyorsun Ceyda? O içindekini asla. Asla vermem içindekini. Sen bunu giydiğin zaman zayıf incecik bir çocuksun ben seni tanıdığımda. Tekrar zayıflarım diye bekleteceğim bunu. Hayır yenisini alırsın. Bunun yenisi yok. Bunlardan yok artık. Üretilmiyor bunlardan. Çok güzel bak. Dokusu. Ya bu kalsın ya. Bu çok depresif bir şey. Fırat depresif fırkası ayırdın ya demin. Onu ver o zaman. O gömleği hiç giymiyorsun Fırat. Ceyda ya ayıp ediyorsun. Ben bu gömleği tişörtün üstüne giymiyor muyum? Bak yemin et. O değil ki o. Değilse tamam değiştireceğim. Bu siyah tişörtü giymiyorsun. Evde giyiyorum ama tamam peki. Giymiyor da değil yani. Çok yıllardır var artık. Şunu verelim bu pantolon. Hadi bakalım. Bir torba doldur. Bu ne? Güzel, bu da yeni pantolon ha. Ay bu çort sen aldın mı? İstemiyorum. Ah zorla giydiriyorsun. Ne? Bütün sene giydiriyorsun. Sevmiyorum aşkım. Zorla giyiyorum sen beğeniyorsun diye. Onu giyiyorsun giyiyorum. O zaman niye bana aldın? Kötü abi o. Kötü. Kötü. Güzel şeylerim varmış benim haberim yok ha. O ne? He? Çok güzel. Ceyda bak işte çok fazla kalabalık eşya olmuş. Unutmuşum bunlar hep orada kalmış. Pijama. Bir şeyleri ver artık Fırat. Çok fazla. Bir şeylerim ver. Al. Verdim. Ne? Boyunluk. Bir, iki. Verdim. Boyunluğu alayım istersen. Kış geliyor. Abi hayatımda bunu ne zaman giydin ya? Allah aşkına ben de üşümeyeyim. Hayır. Bunu da ver. Bak tişörtlerin hepsini veriyorum. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Aa bu çok güzel bir şey. Şu kalsın. Güzel bir şeymiş. Ya Senna. Takipçiden gelmiş. Kalsın. Sen ne seversin böyle şeyleri? Al. Zaten giyiyorum. Ay zaten giyiyorum. Zaten giyiyorum diye yani. Dur. Azalacak bak. Bu da kalsın. Bunu veriyorum. Vereyim mi bunu? Ver, herkes çok Allah seviyor ama bunu herkes vereyim. Herkes kim? Tamam. Herkes çok seviyor. Benim canımı sıkmayın. Doldu mu doldu? Tamam bak gördün mü? İki torba doldurdum. Fırat, daha da doldurdum. Olan kaç torba oldu diye. Kaç torba oldu? Daha oho. Benim dolabımda hiçbir şey bulamadım. Bunu hatırladınız mı? Aa çok güzel o. Metro Vlog'unu da almıştık. Çok hoş bir şey. Metro Vlog'unu izleyenler kovulmuştuk sonra. Evet, aa bu iyi. Güzelmiş. Ya gene kendine bakıyorsun. Sana ya erkek. Ha, bana mı? Evet. Ha, onu alıyorum. Onu alayım. Onu zaten seviyoruz. Bunu ben almıştım ama üzeri... Çok seviyorum. ...şeylerle dolu. Bakın Allah aşkına bir kıyafet şöyle mi giyiyor? Delikler... Ama çok seviyoruz. Bunu giyiyor musun? Veriyorum. İki tane montum oldu. Ayy her yere bir şey dökülmüş. Derisi dökülmüş. Bunun derisi yıl çok güneşlenmiş. Derisi soyuluyor. Bu tişörtü veriyor musun? Çok seviyorum ama sen kızarsın diye veriyorum. Ya yalan atma açıp bakmadın bile ya. Nereye bakıyorsun? Karşı apartmanla bizim içeriğimizi izliyorlar daha yayınlanmadan. Ön gösterimdeyiz. Zaten yeni aldım. Daha ön yeni gösterim değil. Öne mi geçip gösteriyorlar? Ceyda lütfen yani seni de atacağım bak vereceğim. Bu benim savaşçıdan kalma askeri montum. 10 numara 5 yıldız. Ver. Neden bunu? Sevmiyorum bana... abi. Sevmiyorum ya. Zorla bana giydirmeye çalışıyorsun. Bence güzel bir şey. Bu ne atıyorum abi. Giymiyorsun. Göbeğim var çünkü bunlarla ilgili. Rahatsız oluyorsun. Savaşçıdan kalma. Anafarta diye bir marka ama galiba sivillere satış yok bilmiyorum. Bakarsın sitesine ama böyle bir şey yok abi. Bunu kadar sıcak tutan hiçbir polar yok. Yani. Savaşçıdan kalma deyip sanki 2. Dünya Savaşı'ndan sana kalmış gibi davranmak sürekli. Nedenlerden kalma. Bu ne? Eşofman üstü sivil şort. Abi ne kadar hoşmuş. Benim ya bu. Nasıl senin Ceyda? Bunu sen nasıl giyeceksin? Veriyorum. Tişört veriyorsun. Oh temizlik. Oh. Bu zaten her zaman giydiğim şey. Seviyorum. Güzel bir mont. Bunu kesinlikle veriyorum. Şükürler olsun kurtuluyorum. Abi bordo nedir? Pantolon aldı bana bordo. Ben almadım ki onu. Ceyda lütfen. Saçma ama seni tanıdığımda vardı evinde. He vardı ben hiç giymemiştim. Zorla giydirdim. Ah. Niye bordo pantolon kötü mü? Bence güzel oluyor. Beğenmiyorum. Şort abi. Ben şort giymem abi. Ya ne demek yazın ne giyiyorsun Fırat? Ancak basket şortu giyerim. Cebinden 300 lira çıksa.
Bunu da ver. Bu kod bana olmuyor. Bu kod da olmuyor. Bunlar hep benim zayıflık dönemlerimden kalma, biliyor musun? Emin misin? 3 torba yaptım. Daha yapacağız. Bunların içinden de çıkartacağım. Sonra bir gideceğiz benim odaya. Hiçbir şey kalmadı. Küçücük gardırobuma sığdırmaya çalışacağım. Aa, bunlar? Tabii onlardan da gelecekler var. İçi metal olan içliğim nerede Ceyda? Full metal ceketim. Evet. Full metal içlik. Bilmiyorsun. Tight? Tight değil o, içlik. Bunu veriyorum. İçlik içlik ağlıyorsun iki saattir. Bunu da al, bunu da verdim. Bu kalsın Ceyda, bunun düğünde müğünde giyiyor. Hep tişört attık, bir tişört ben kalsın. Ben bu tişört benim o, bunu da ben de alayım. Klasik man. Klasik, erkek işte klasik man. Nasıl, vereyim mi dursun mu? Bak, vereyim mi dursun mu demiyor, giyiyor musun? Bebeğim, azaltınca giyebileceğim. Hep gözümü aynı parçalar çarpıyor. Orijinal Fortnite bu, vermem. Bir de şunu seviyorum. Yapamadım. Ya şimdi, bu nasıldı, bunu çok beğendim. 3 torba şey çıktı, burada da vermeyeceklerimiz çıktı. Vermeyeceklerimi tekrar gözden geçirip veriyoruz. Otur bakalım. 4 poşet çıkardık. Aynen. Cool. Bak evde giymelik şey, kalsın mı? Diyorsan kalsın, hiçbir şey kalmadı zaten. Hiç açılmamış. Giyersin. Tamam. Bunları gidip daha dolaba yerleştireceğiz. Göreceksiniz ki... Fırat'ın dolabının haline. Verelim mi, kalsın mı? Verdik. Bu sene giyecek hiç tişört bırakmadın yalnız. Hiç. Evde böyle yatarken giymelik bir şey. Bak görüyor musun, ben dedim. Bu mavi. Yok. Verdik gitti. Giyiyor musun sorusunu gördüğümüz anda verdik gitti. Evde giymelik tişört koydum. Yine fazlalaşıyoruz gibi bir hissiyat. Bu ne? Tişört. Tişört. Evde giy işte bunu. Evde giymelik koyduk. Bir ceket daha verdik. Ceket. Bunun kolu zaten bana uymuyor. Birine şey vermek için illa ihtiyacınız olmaması gerekmiyor. Kullandığınız bir şey de verebilirsiniz. Bunu da veriyorum ya. Yıllarca giydim, beni sıcacık tuttu koyun yünüyle. Abi şuna bakar mısınız? Lan abi üretmiyorlar. Veriyorum derken ağladı yani. Çok seviyorum ama ben bunu. Ama onun durabilir o arada. Evet doğru. Zaten düzenli giydiğim bir şey. Ceket. Yazlık o zaman. Yazlık değil. Şu anda da giyerim. Ne yaptın ya? Keten o aşkım. Yazlık. Ha keten bu giyilmez yani. Ya iyi. Of. Tabii ki de kalıyor. Dünyanın en sıcak tutan şeyi. Bunda biz dağda Eskişehir'de eksi... Aşkım bu buraya asılmaz bir tane. Aa asılır bir tane. Karıştırma. Koy. Eşofman 6-1. Gayet güzel, gayet yerinde. Bunu aldık buraya koyduk. Ne yapıyorsun? Öyle bir katlama stili mi var ya? Bilmiyorum ki. Kışlık daha bir tane çıkmadı, farkında mısın? İşte. Bir. Bir tane çıktı. Bir tane çıktı. Heh, bir tane daha çıktı. Ver. Dışarıda giymelik 2. Daha ne ya? Bir sürü şey var orada. Ver bunu da. Ver. Kız bunu da ver. Ver. Bunu tutalım. Bu zaten güzel bir şey. Hadi bunu da verdim. Al. Tamam, iki tane eşofman altın oldu. Eşofman yok diye evde ağlıyorsun ya. Görmüyorum, biliyor musun? Neden görmüyorum? Çünkü dolabımı birazdan göreceksiniz. Dolabımın nasıl bir dolabım olduğunu. Yani dolabımı gören bana bağış yapar. Öyle söyleyeyim yani. Yazık der, bu çocuğun kıyacak bir şey yok galiba der. Bu gömlek sana oluyor mu? Bence bunları düşün. Slim. Verdim. Ceketi de verdim. Aa, bununla ben istemeye gelmiştim. İstedim, verdim ve bitti, tamam. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir... Böyle bir askı yok ya. Vermeyeyim, bir tane de pantolon alayım. Bir kot, bir kot. İki bir pantolon. Bir tane kendine yeni bir kot alıver. Verdim. Cimri.com'sun ya, yemin ediyorum. Bu yazdıkları zaten dolaba. Ayırıyoruz yani bunları, yok ediyoruz bunları. Ben... Bir ay sonra giyemem ama. Niye Fırat? Ben hep tişört giyiyorum içime. Ben hiç giymeyi seviyorum içime. Bunu giyiyorum. Tamam. Abi 3 tane eşoftman altı. Eşoftman da... Shut the fuck them. Evet. Ne diyorsun? Biz lisede çok yapardık. Ceyda bunu da veriyorum. En başına laf etmiştim. Daha verecek şey kalmadı ki, hepsini ver. Ya şimdi dolaba koyacağız. Yine ben hiçbir şey bulamayacağım. Yerini göremeyeceğim. Ya saçma sapan hareketler yapma Fırat. Ve en önemli item'ım çıkmadı. Soğuktan koruma artı 8 item. Kolombiya'nın içliği vardı ya, içi metal olan. Sanki bir küçük kışlık daha şey çıkmamış olmuş. Bir şeyler daha mı var kışlık? Tabii. Nerede kazakların? Hiç kazak çıkmadı. Yok ki senin kazak. Annemi bana aldı. Metroseksüel üstüm nerede? Getir bakayım bir giyeyim. Getirsin bir görün. Ya bu ne Ceyda çıkmış şimdi? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Güzel değil bak, mi? Giydiğinde bir yazar tamam, mısınız? Yavru kuşum güzel de. Annesi almış. Bence muhteşem ya. Bak bu ne biliyor musun? Dedikodu hırkası bu ya mahallede. Şey duydun mu? Ceyda gelirin evinde böyle altınlar takmış. Altın kaç para oldu da alıyor bu? Hep YouTube'dan anam. Hep YouTube'dan. Bir video çekiyorlarmış. Bir araba çekiyorlarmış altlarına. Adam daha yeni arabayı değiştirdi. Tabii. Bu o yani, bu. Bu onun hırkası. Şöyle bir 4 torba bağışlayacağımız kıyafet çıktı. Bayağı bir azalttık. Daha da azaltacağız inşallah. Şimdi gidiyoruz. Bu Ceyda'nın gardırobu. Ceyda'nın dolabı yani. Allah'ını seviyorsunuz. Bak. Bak. Şimdi benimkini göreceğiz abi. Bu da benimki abi. Ben bunun içini boşalttım. Yani şurada duruyordu bak. Orada gördüğünüz kıyafetler burada duruyordu. Sonra diyor ki sen niye onları giymiyorsun? Arkadaşlar bu benim kapsül dolabım işte. İçinden şurada şuraya kadar dolu oluyordu. Şurada iki tane kot. Bomboş bir dolaptı yani. Dolaptı. Şimdi değil. Peki bu ne? Bu ne? Pırlanta kutusu. Eve hırsız girerse eli boş dönmesin diye koydum ben. Hırsız giriyor, göt alıyor arkadaşlar. Hırsızla şaka yapmayan da ne bileyim. Bak. Bizim kapak konuşuyor bakın.
Konuşmadı. Dur. Hadi bakalım. Az bakalım başlayalım. Bütün ürünlerine. Bakalım ne kadar yer kaplayacak. Gömlek. Hırka. Yukarı koy evşeylerini. Evşeyleri buradaymış. Değerli toplu ya. Ne kadar adam güzel bir şey gibi ya. Yaşıyorum. İnsan gibi yaşıyorum. Yine bile doluyor bak yavaş yavaş. İşte geliyor. Şey yok. Ne yok? Diğer tişörtlerini getirmedin. Getireceğiz şimdi. Şunlardan kurtulabilir miyiz? Şu anda değil. Neden? Beni dinle. Neden? Hayır onlar neden? Lazım. Ama neden? Şimdi tişörtlerini getireceğiz. İstersen ben getireyim. Kameraya konuşacaktım. Tam konuştum. Ne konuşacaksın kapsül? Mis gibi oldu ya. Şşş, kapsül dolap yaparsanız haber verin. Neden kapsül dolap demişler bunun adına? Çünkü... Neden? Ama güzel olacak. Böyle rahat. Aslında herkes 10 tane 20 tane şey giyiyor. Bakmayın benim odamda bu kadar kıyafet olduğunu. Onların daha hepsi toparlanacak, verilecek. Bunlar ne? Evde giyeceğin şeyler. Koydum. Sana... Eşofman altlarını ver. Buraya koy. Size bir hafta sonra dolabın son halini çekelim. Ya abi bir hafta insan gibi yaşamam yeter. Onlar tişörtler. Buraya. Dışarıda giyeceklerim. Buraya. Bak ama bir şey söyleyeceğim bak. Saçma bir şey var. Burası bunun yüzünden kullanılamaz hale geliyor. Normalde ben tişörtleri de astığım için. Sen asabilirsin. Asıyor. Daha var mı? Var. Ne biçim kapsül dolap bu? Bir şey dağınıksa böyle aşırı üst üste olur ama benim böyle ruhum daralıyor. Azalmaya gitmenin bu hayatta minimalist olmanın amacı zaten bu, ruhunuz rahatlasın birazcık, beyniniz. Sabah kalk hangisini giysem ne düşüneceksin? Çok güzel oldu. Harika gördün mü? Pırıl pırıl oldu be. Yani böyle tabii ben böyle koymazdım sen ama neyse senin dolabın bu. Böyle bu ne abi? Öğrenci dolabı bile daha güzel ha. Şu şeyler var ya zıtlı olanlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne kadar tarz bir antika dolap, sen kafayı yemişsin. Kapanmıyor kapıları. Kapan. Bakar mısınız? Müthiş. Bu ne? Bu ne peki Ceyda? Deniz mal. Nazar mı değdiriyorum bana? Bu ne? Ne bu? Okunmuş yastık. Bence çok güzel bir dolap. Çok hoş bir dolap. Gerçekten harika. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle sizlere hem fikir olsun diye hem de ne bileyim ben, kirli çamaşırlarımızı ortaya dökülsün dedik. Bunlar YouTube'dan bir kazanmış bir kazanmış. Aa neler diyorsun sen? Benden duymuş olun ama Ceyda Hanım bir tane daha yastık almış, öyle diyorlar. Bir tane yok ama. Yapmış. Köpekleri en iyi mamayı yiyormuş. Bizim çocuğa bak. Hiçbir şey yok.